Malumunuz üzere. Şah Safi ile kardeş çocuklarıyız. Hem şahım hem dostum sayardım. Fakat bu ihaneti kalbimi yaraladı. Bu ilk değil üstelik. Ademoğlu ne vakit ihanete uğrasa bir daha kanmam der. Lakin mevzu bahis sevdikleri olunca hislerine yenik düşer. Her defasında yeniden kanar. Biz hislerimize yeniliyoruz. Onlarsa hırslarına yeniliyor. Hırs keskin bir kılıç gibidir. Elinde kılıç varsa her yeri kesmek istersin. Hünkârım, size arz etmem gereken mühim bir husus var. Müsaadenizle. Söyle Mustafa. Hünkârım. Ona bu kadar yakın olmanız, güvenmeniz doğru mu? Nihayetinde o Safevi hanedanına mensup bir şahzade. Ona güvendiğimi nereden çıkardın? Kardeşim dahi bana ihanet etmişken. Sen neden geldin? Payitahttan haber geldi. Kösem Sultanımız göndermiş. Lakin size değil. Kime? Kemankeş'e yazılmış. Mühim bir malumattır diye ulağın elinden zorla aldım. Kemankeş Ağa. Gülbahar Sultan'ı yakaladık. Ancak Cizvit tarikatı sayesinde elimizden kurtuldu. Kaçmadan evvel hünkâr oğlumun seferden dönemeyeceğini söyledi. Eğer bu doğruysa, Şehzade Bayezid'in niyeti orduyla birlikte payitahta yürümektir. Zinhar o haine geçit verme. Şayet emri hak vuku bulduysa, taht, haini devlet, Bayezid'in değil, Şehzade Kasım'ın hakkıdır. Hünkârım, kötü bir haber mi? Gülbahar Sultan yaşıyor mu? Validen beni çoktan öldürmüş Mustafa. Tahtıma namzet dayı bulmuş. Hünkârım, Valide Sultanımızın mektubu Kemankeş'e göndermesi pek bir manidar.